Öncelikle bu güzel için hamuru yoğuralım. Yarım su bardağı süt. Ilık süt olacak. Yarım su bardağı su. Bir adet yumurta. Bir çay bardağından böyle bir parmak kadar eksik toz şeker. Şimdi ununu ekliyorum. Öncelikle 2 bardak un ekledim ama az gelecek muhtemelen. Yine ekleyeceğim. Bir tutam tuz, bir pakette instant maya. Son olarak da isteğe bağlı, eğer elinizde varsa bir çay kaşığı kadar da mahlep. Şimdi tüm malzemeleri yoğuralım. Hamura 3,5 su bardağı un ekledim. Yoğurmaya devam edeceğim ama öncesinde 1 yemek kaşığı yumuşak tereyağını hamurun üzerine koyuyorum ve tekrar yoğuruyorum. Tereyağını bekledikten sonra hamuru uzun süre yoğurdum. Böyle çok hafif, ele yapışan bir kıvamda olacak. Şimdi üzerini kapatıp mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamuru yaklaşık 1 saat kadar mayalandırmaya bıraktım. Bu sırada ben pastanın kremasını hazırlayacağım. 1 çay bardağından 1 parmak eksik toz şeker. 1 adet yumurta. Yumurtanın sarısı daha doğrusu. Akını kullanmıyoruz kremada. 2 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. 2 su bardağı süt. Ocağa koymadan önce bir karıştıralım. Un görüntüsü tamamen gitsin. Ardından devamlı karıştırarak pişireceğiz. Altını kapattıktan sonra da çırpma işlemine geçeceğiz. Ocakta göz göz oluncaya kadar pişirdim. Başka bir kaba aktardım. Şimdi üzerine bir paket vanilya. Bir poşette toz krem şanti ilave ediyorum. Krem şanti kullanmak istemezseniz bir yemek kaşığı dolusu tereyağı kullanabilirsiniz. Şimdi bunları bu şekilde 3-4 dakika çırpacağız. Hamur 1 saat kadar mayalandı. Böyle biraz ele yapışan bir kıvamda. Elimizi biraz unlayalım. Şekil vermeden önce bir yoğuralım. Hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için her yerini güzelce unladım. Şimdi merdaneyle biraz açacağım. Hamuru merdaneyle açtım. Şimdi yuvarlak yuvarlak keseceğim. İsterseniz bir kesiciyle ya da büyük bir bardağın ağzıyla yuvarlak yuvarlak keselim. Bardakla kestikten sonra da mavi bir kapak olabilir. Şöyle bir boyutta. Bir şeyle tam ortadan delik açalım. Kenarındaki fazlalık hamurları toplayalım. Bunları tekrar daha yoğuracağız. Bütün hamurları hazırladım. Bu büyüklükte yaparsanız 19 tane kadar çıktı. İsterseniz daha küçük yapabilirsiniz, daha büyük yapabilirsiniz. Bu şekilde tepside 10-15 dakika dursun. Ardından 175 derecede pişireceğiz. Şimdi pasta için son kısma geldim. Küçük bir çikolata sos hazırlayacağım ama isterseniz hazır çikolata soslarla da bu tarifi yine yapabilirsiniz. Ya da Benmaru usulü çikolatayı eritip sadece çikolatayı da batırabilirsiniz. Ben 100 gram, daha doğrusu 100 milim kremayı ısıttım. Çikolata eriyecek kıvama geldi. Bir pakette bitter çikolata 80 gram. Şimdi kremanın sıcağını da eritiyorum. Çikolata sosumuz da hazır kıvama geldi. Daha rahat üzerini kaplamak için daha geniş bir kaba alıyorum.
Mayalı hamurlarla çok güzel bir şekilde pişti. Renkleri biraz dönmeye başladığı zaman fırından alabiliriz. Yumuşacıklar. Şimdi bunları ortadan ikiye keseceğiz. Kremayı da çırptıktan sonra böyle bir krema sıkma torbasına koydum. Dolapta da bir güzel soğudu. Şimdi tam ortalarını sıkalım. Şimdi hamurların üst tarafını da çikolata sosu batıracağız. Donut pastalarımız da artık hazır. Her bir donutun üzerine böyle kesmiş olduğum çileklerden koyacağım. Tabi istediğiniz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. İçindeki kremanın ve üzerindeki çikolatanın biraz donması için dolapta biraz bekletirsek iyi olur. Ama benim o kadar zamanım kalmadı. Son halleri de gerçekten çok güzel gözüküyor. Alman pastası tarzında çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu güzel tarifi yapan herkesten mutlaka yorum bekliyorum. Ayrıca videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.